en son şeyi anlatıyordum. Saçlarımı yaktığımı anlatıyordum. Bir depresyon sonucu. Evde, arkadaşımla. İlke'ye buradan selamlarımı yolluyorum. Simsiyah bir saçı evde oryalle 3 kere açtığınızı düşünün. 3 kere. Bildiğiniz lastik. Saçlarımın hepsi öyleydi. Ama sonra ben onları nasıl düzelttim göstereceğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Saçlar nasıl bakalım? Biraz sıkıldım. Bakın yapıyorsun. Evet. Verdiğin önerilere uyuyor musun? Yapacağım inşallah. Tamam, o zaman biz seni bugün bir nail terapisini alalım. Tamam, biraz güzel, yoğun bir bakım yapalım. Tamam, seni birkaç hafta idare eder. Şu an mesela sen yıkarken bile yumuşadığını hissediyorum. Niye hissediyorum? Nasıl hissediyorum mesela? Elinde tutuyor, elinden kaydı saç. Evet. Hissediliyor yani. Dokunmasam da. Açamıyorum şu an ama... profilim çalınmamıştır değil mi? geçici boyalar var ya, onlarla boyadığım için yıkamada aktı. Evet. İnsanlar bana şey yapıştırdı. Bu kız depresyonda saçını sürekli değiştiriyor. Aslında hayır. Saçımı oryalle açtım ve sağlıksız açtığım için hiçbir boya tutmuyor. Boya tutmadığı gibi zaten geçici boyayla boyamışım. O yüzden insanlar bana ağır depresyon etiketini yapıştırdı. Saçlarım o kadar yumuşak ki ellerim kayıyor şu an. Şey reklamı vardı ya, bir tane ağda reklamı mıydı? Evet. Kadın bacağına saten atıyor, kayıyor. Onun gibi şu an elim kayıyor. Gerçekten yumuşacık oldu ya. Bir çekmeyi de bir fön çekmedik. Evet, tek kat şu an. Evet, bir erkek gözüyle yorum yap bakayım. Geliyorum, evet. Çok güyzel oldu ya ve of çok güzel kokuyor. Çok güzel. Sadece kokladığın 59 saniyelik bir insan diyeceğiz. Bir YouTuber olacaksam eğer, inşallah şayet, beğenmediğim bir ürüne güzel dersem, şuradan şuraya yürümek nasip olmasın. Sevmediğim bir şeyi önermek istemiyorum ya. Çok güzel oldu. Yumuşacık, şu an asla elime takılmıyor ki, ıslakken bile takılmadı elime. Reklamdan fırlamış gibiyim şu an. Keratin bakımı yaptık ve şu an gerçekten sarıda zaten bu tarz şeyler çok sıkıntı olabiliyor. Mat duruyor, parlamıyor, uçları çok çatallı oluyor. Hani siyah saçta bu biraz daha az ya da işte kumral, turuncu saçta biraz daha az gözüküyor. Ama sarıda gerçekten problem olabiliyor. Tabii ki yaptırmasaydım diyebilirsiniz ama ben istediğimi yaptırdım ve ona göre de önlemlerimi almaya çalışıyorum. Almadım uzun bir süre, evet farkındayım ama şu an gayet memnunum. Gördüğünüz gibi gerçekten parlıyor. Hani ciddi anlamda parlıyor ve çok yumuşak ya. Bayağı yumuşak ve inanılmaz da kokuyor. Uzun zamandır gelmiyordum, yalan yok. Yani çünkü zaman ayıramıyorum, zor oluyor benim için. Çalışıyorum zaten. Bir de zaten görüyorsunuz, şey yapıyorsunuz zaten, biliyorsunuz. İki işte çalışıyorum vesaire. Zaman olmadığı için çok fazla gelemiyordum ama güzel saç istiyorsanız saçhaneye mutlaka gelin. Deniz'i bulun. Deniz çok tatlı, çok güzel ilgileniyor. Görüyorsunuz zaten sonucu gerçekten. Görüyorsunuz, pek bir şey anlatmaya gerek yok. Ben memnunum. Ama söz olsun. Burada kendime söz vermiş olayım. Hepinizin karşısında söz vereyim. Geleceğim ve saçıma sürekli bakım yaptıracağım. Çünkü saç önemli. Gerçekten önemli. Dün bir abla lanet etti resmen saçlarıma. Kaynak sandı ve kendi saçlarım olduğunu öğrenince birazcık sinirlendi. Ama kendi saçlarım güzel, bakın.
Saç önemli.